Günaydın. Saat 8'i çeyrek geçiyor falan. Daha yeni yani. 8'de zar zor yataktan kalktım. Alarmı kurmuştum zaten. Aras'ın dün ateşi vardı. O yüzden bugün tedbir amaçlı göndermedim okula. Zaten ara ara karın ağrısı oluyor. Şimdi Aras aslında anneme bırakacaktık da. Uyanmadı, istemedi. Yusuf dedi ki evde kalsın. Zaten erken gidiyoruz, erken dönüyoruz. Babaannesi falan da burada, halası falan var. O şimdi uyuyor. Biz ne kadar erken gidersek o kadar iyi. Kütüphaneye gidilecek. Telefonlar var, eski telefonlar. Onları elden çıkaracağız. Bir sürü işimiz var hem Antalya'da hem Kemer'de. Hafif biraz yüzüme şey yaptım da şuranın kontürü biraz fazla kaçmış. Şu güzel dağılmış. Şurası, orayı dağıtacağız. Şimdi Yusuf ne yapıyor? Arabaları çıkarıyor. Benim de motorumun şarja takıp öyle çıkacağım. Hiç sıfır şarj. Dün yavaş yavaş anca geldim. Arası babası getirdi. O yüzden bahçe ne kadar güzel. Sabah bir de güneş vurduğu zaman. Mis. Kayınvalidem kırmızı sardunyası açmış. Evet. Şuradan şöyle geçelim sessizce. Limonlar daha misket. Küçücük. Şimdi bizim araba arkada olduğu için önce kayınpederin arabasını çıkaracağız. Sonra da bizim arabayı çıkaracağız. Kayınvalideme de bir selam vereyim ama önce üçlü priz nerede? Ay, üçlü priz Mehmet abideydi ya. Ben çok böyle işte perişan oluyorum bunlar. Komşuya vermişler üçlü prizi. O da geri getirmemiş. O da benim motorumun üçlü priziydi. Şarja takıyordum. Ay, hepsi dökülecek şimdi. Neyse, arabalar çıktıktan sonra ben motoru şuraya çekip oraya çekeceğim. Tamam, çıkalım da. Ben motorumu şarja dayamam lazım. Çünkü şimdi motorun şarja şeyini getirmemişler daha. Üç yolunu. Onu bir arasın, arası yolu. Ben vermedim. Mehmet abiye vermişler. Onu almak lazım. Bir hafta geçti ben. Şarj rezil oluyorum. Evet. Üzerime ince beyaz hırka giydim. Çünkü sabah serinliği var. Bu arabayı çıkarsın. Ha, bu arada kayınpederim şurayı da kapattı. Komple böyle birleşti, kapaldı. Arabaların birini oraya koyacağız, birini buraya koyacağız. Çünkü böyle peş peşe olmuyor. Bazen kayınpederimin işi çıkıyor, bazen bizim işimiz çıkıyor. O yüzden şurası boşaltılacak. Arabaların biri buraya, biri buraya. Motorlar da içlere dağılacak. Yeter zaten. Ama bu şekilde de işte birbirimizin arabasını şey yapıyoruz, beklemek zorunda kalıyoruz. Şimdi Yusuf o arabayı çıkarsın. Ben de hemen motorumu oraya sıfırlayıp şuradaki prize takacağım. Bir de kayınvalideme bakayım o ne yapıyor. Onu da tembihliyim arası evde diye. Muz ağacına bakar mısınız? Ne kadar kocaman oldu. Bu diyoruz çünkü her sene. Meyve vermiyor ama onu zaten tamamen böyle güzellik için bırakıyoruz. Ben bütün sezon pasajın bu halini ilk defa görüyorum. Size de çekmek istedim. Bakar mısınız? Bomboş, sapsakin. Bütün dükkanlar kapalıyken. Saat şu anda 8.30 ya var ya yok. Bakın, size dün anlattığım şey şöyleydi işte. Malzemelerin, standların üzerine böyle çarşaf örtüyorlar. Kimsenin çaldığını zannetmiyorum ya, turistlerin, ne bileyim hani. Ne gerek var ki yani, insan bir tişört için kendini tatilde riske atmaz diye düşünüyorum. Bak şey, Cavit abilerin dükkanları, Fiko abilerin dükkanları kapalıyken ne kadar bomboş pasaj. Benim dükkanım da şu yoldan, şuradan gözüküyor gelirken. Bakın şöyle. Akşamları demek ki bakın. Vitrinimin önüne malzeme koymasam ne kadar güzel oluyormuş. Ne kadar güzel görünüyor. Ay Allah'ım, benim tatlı kızlarım. Şimdi Yusuf buradan ne almaya girdi? Gözlüğünü alacak. Güneş gözlüğünü ve Aras'ın eski Samsung telefonu. Yani daha doğrusu benim eski Samsung telefonum soketi, şarj soketi bozuk olan var ya, onu alacak. Onu da vereceğiz. Hepsini toplu bir şekilde verelim. Bir sürü zaten çekmeceler, teknolojik şeylerle dolu. Telefonlar, kırık telefon, ekranı kırık. Yok işte kutu, orijinal kutularını da aldım. Ki hani satarken orijinal kutu daha iyi oluyor vermek. Evet öyle. Başka da inşallah unuttuğumuz bir şey yoktur ya. Kütüphaneye ilk önce kütüphaneye mi gideriz? Kütüphane herhalde açılmamıştır. Bu arada kayınpederim düşerken şöyle yukarıdan düşünce şurası çizildi arabanın. Yani öyle ciddi bir hasarı yok Allah'a şükür. Kendisi de iyi şimdi. Evet, gidiyoruz. Pasajın son halini size göstermek için çıktım açıkçası.
Böyle sabah güneş bu tarafa vuruyor ama sonra zaten dönüyor, yani vitrini o kadar etkilemiyor. Ben vitrin konusunda çok şanslıyım, güneş konusunda, çünkü çok fazla güneş kalmıyor benim olduğum tarafta. Araba çok tozlanmış. Yusuf diyor ki arabaya biz su tutalım. Ben de diyorum ki bir an önce çıkalım, arabayla oyalanmayalım. Yani zaten hani suyu tutacaksın, Antalya'ya gideceksin, geleceksin, gene garaja koyacaksın. Garajda gene tozlanacak. Aa, şunu hemen yapalım sizinle beraber. Ben de diyorum ki telefonu niye tutuyorum ki, benim tutacağım var hala. Şunu. Ama bu sanırım dik tutacak. Yani yandan dönüyor mu onu bilmiyorum. Yani yatay şekilde şöyle düz mü çekimi yapar şey mi onu bilmiyorum. Birkaç tane de böyle, birisi iPhone şarj başlığı aldım. Bir tane Android şarj başlığı aldım ki şu anda yeni iPhone telefonların şarj başlıkları bu şekilde oluyor, uçları. Benimki de öyle. Ha, bu dönüyormuş. Şahane. Yani bu şekilde çekimde yapabilirim. Bunu hemen ayarlayalım. Hemen ayarlayalım. Bu ne için acaba lazım olacak ki bize? Bilemedim. Şunu bir toparlayayım. Sanırım şuraya sıkıştırmalı olacak. Yani başka, çünkü koyacak yer yok. Şu klimanın olduğu yere. Bir deneyelim. Hayır, ona yapıştırdım artık. Neden kendime yakın yaptım biliyor musun? Çekim yaparken yakın olsun diye yaptım. Sorun mu oldu? Yok. Ha, tamam. Yusuf Türk şuraya yapsaydın geç geliyor da. Yani navigasyon. Ben biraz kendime doğru dur. Ben kemerimi takayım. Vallahi kızlar yapışkanlıymış şöyle ve gayet sağlam. İnşallah bakalım ne kadar dayanacak. Şimdi bize başlığını geçireceğim. Sonra da sizi oraya koyup bir çekim yapacağız bakalım. Bekledim, muhteşem bir performans. Rahat değil mi? Yapamazsın. Deneme. Güzel. Bir parça var anlayamadığım. Bunu bilen varsa yazsın. Şöyle küçülüp uzuyor. Burada bir başlık var. Bu ne için hiçbir fikrim yok. Sadece kanca gibi tutulmak için mi acaba sence? Neyse, bu kutusunda kalsın, elbette öğreniriz. Bu çok büyük bir rahatlık ya. Vallahi dur şu. Kontürümü de dağıtayım. Müzik var. Petrole geldik. Yakıt alacak galiba. Yakıt alacak mısın? Yakıtın var galiba. Petrol olmayacak mı? Petrol olmayacaksın. Şöyle susacağım sadece. Tamam, benim çıkmam gerek yok ama o zaman. Arabanın içi serin çünkü. Hırka giydim. Sabah serinliği vardı. Anneme teslim tembih ettim. Bozuk istersin ama sen şimdi, değil mi demir? Bozuk değil ya. 30 lira 35. Ha, çünkü demirim yok. Tutarım ben sadece. Allah'tan köpük çalışmadı da. Sadece durulama vardı. Şimdi bir de köpük yiyecek, ayrım kabı yıkayacak falan. Allah'tan sadece durulama yaptı. Çok uzun sürmez. Ya ben de böyle bir yere gittim mi dakiyim biliyor musunuz? Hemen gideyim geleyim, işim bitsin istiyorum. Zaman kaybetmeyi sevmiyorum. Ama güneşin doğuşu doğdu tabii çoktan da. Thank you.
şimdi Antalya'nın girişindeyiz. Konya altındayız. Konya altı, hatta Hurma Caddesi girişindeyiz. Yusuf kahvaltı yeri daha önce görmüş. Oranın şimdi adresini arıyor. Kemer'de kahvaltı yapmadık dedik. Hem zaman kaybetmeyelim hem de böyle gitmişken değişik bir şey olsun. Poğaça falan hep aynı şeyi yemeyelim pastanede. Bakalım mekanı bulursam kahvaltımızı yapacağız. Kütüphaneye gittim. Kitapları bıraktım. Yolu birazcık size çektim çünkü tripodla koyduğun zaman hem kolun yorulmuyor, çok rahat oluyor. Bastım kayıt tuşuna, biz sohbetimizi ettik, müziğimizi dinledik, siz de yolu izlediniz. Yalnız benim yaşlılığımda düşünsene aşkım, yakın gözlüğü falan taktığımı. Kulaklarda kepçik olsa şöyle. He? Aşkım her zaman gibi tepkis. Alıştım, siz alıştınız. Dilan Palata diyorlar ya, şu adamı zorla çekme, adam artık bıktı kamerayı gözüne sokmakta. Ben öyle bıktırmıyorum tabii ki, değil mi? Bıktırsam da zaten bu. Neyse, karnı aç ya şimdi, bir de sabah şeyi, saat daha 9.30 civarı. Dönüşte de kardeşim bile uğrayacağız. Kardeşim bugün evdeymiş, ufak bir iş kazası geçirmiş, gelmiş geçmiş olsun buradan da söyleyeyim. Kardeşime dinleniyormuş bir iki gün, sonra işe geri başlayacak. Başka bir yerde işe başlamış çünkü annemden sonra. Başka ne anlatacaktım size? Yusuf makaslarını aldı. Oraya ben mi? Navigasyonda mı gireyim? Konya Altı Atatürk Bulvarı. Konya Altı Atatürk Bulvarı. Burası zaten Atatürk Bulvarı. Tamam, şu navigasyonu bulalım. Şeyi de açık bıraktı gitti. Cam sileceğini. Bakar mısın? Bir de trafikte o kadar gergin oluyor ki bir şey söylenmiyor. Sizin erkekleriniz de öyle mi acaba? Şimdi bizim yaşadığımız yer, şu gözlüğü bir çıkarayım. Öf! Beni stres soktu. Ne kadar güzel enerjiyle başlamıştım oysa ki. Bakın. Gözlük yaptım. Bizim yaşadığımız yer trafikte çok sakin. Biz zaten trafiğe hiç çıkmıyoruz. Yani biliyorsunuz evimizin adresi, işimizin adresi o kadar yakın ki motorla gidiyoruz, geliyoruz. Dümdüz yani ana yolda trafiğe bile beklemiyoruz hiçbir şey. Işık lambalarını bile çok hızlı hızlı geçiyor yeşil yani kırmızı. O kadar burada mesela 1 dakika 1,5 dakika büyük şehirlerde. Orada bizim o kadar bile değil. Yani sabrımız o kadar şey olmuş ki laçkalaşma da değil. Çok böyle rahat, relax, trafiksiz bir yerde yaşadığımız için, arabasız, sorunsuz, böyle yerlere girdiği zaman gerginleşiyor, onu anlayabiliyorum. Bu sefer ne oluyor? Trafikte de kimseyle kornaya basma, kimseyi sıkıştırma, biriyle atışma gibi hiç huyu yoktur. Bu sefer ben iyiliğine de bir şey desem, mesela diyorum ki bak daha yeni ceza yedi, çok hız yapma diyorum, hemen geriliyor. Şimdi inerken şeye geldik, malzemecisi ve tamircisine geldik. Makaslarını bile levletecekmiş, malzeme falan bakacakmış. İnerken dedim ki telefonlarını al yanına ya da birini al en azından. Belki numara kaydedersin, bir şeye lazım olur. Ona da kızıyor. Yani kötü bir şey söylediğini zannetmiyorum. Neyse, bu arada kahvaltıcı diye katmerci bir yer bulmuş. Tatlıcı yani, tamamen böyle waffle, şerbetli tatlılar, katmer, Antep katmeri yapıyorlarmış. Ben dedim ki tatlıcıda nasıl bir kahvaltı yapacağız yani, tamam sen sabah kahvaltısı olarak katmeri yiyebilirsin, Antep katmeri yiyebilirsin, iç Antep fıstıklı, ama ben yiyemem yani, benim kahvaltı alışkanlığımda öyle bir şey yok. Ona da sinirlendi, vazgeçti gideceği yerde. Peki, böyle bir gün başladı bakalım. Ama yalnız ben hep alttan alma. Hiç şey yapmıyorum ki, ama işimiz görülsün. Sakin sakin bir gidelim. Çocuk evde hasta. Anneme bu arada tembihledim, dedim arası evde. Dükkana giderken istersen uğra al. Babaannesine tembihledim, dedesine tembihledim. İlgilenirler zaten, sorun yok. Ateşi yoktu Allah'a şükür, sabahleyin ateşi düşmüştü. Öyle yani, Antalya'da tabii ki trafik var. Yapacak bir şey yok. Hafta içi bir de saat 10-10 geçiyor herhalde. Ona rağmen trafik var. Bizim şimdi bu çıktık caddeden ana yola döndük, gideceğimiz çarşı, birkaç işimiz var, onu halledeceğiz. Anneme saat bakacağım şu saatten, demiştim zaten hep aynı şeyleri tekrarlıyorum. Önemli olan şu Yusuf makaslarını, malzemelerini falan halletsin, bıraksın da malzemecisine, bile evletecek makaslarını kesmiyormuş.
Aslında kırık makineleri vardı, bozuk makineleri vardı. Buradaki adam demişti ki getir ben tamir ederim ama bulamadım onu, üşendim almaya bilmiyorum. Ben de karışmadım, bir şey demedim yani daha doğrusu. Markantay'da ne işimiz var? Türk Telekom Markantay'ın içinde varsa oraya uğrayacağız. Markantay'da belki kahvaltı yaparız, belki çarşıda dışarıda bir yerde yaparız. Belki hiç yapmayız, hiç bilmiyorum şu anda. Onun tamamen şeyine bağlı. Ya ben okeyim yani, bir su ya da bir kahve falan içebilirsem yeter. Kahvaltı niyetine öğlene kadar götürür beni, alıştım da. Çarşıda kalabalık bir yere gireceğiz. Arabayı otoparka bırakacağız. Biraz yürüyeceğiz. Orada size biraz çekim yaparım. Orada benim aynı zamanda da kıyafet toptancılarımın olduğu çarşı ama şey yapmayacağım. Bir şeye bakmayacağım, bir şey almayacağım. Zaten İstanbul'a gideceğim, Bursa'ya gideceğim. Sezon kapandı. Hiç vakit kaybetmeye gerek yok. Para bağlamaya gerek yok. Yani buralara para bağlamaya gerek yok. Tabii ki bir bütçe açtım sonuçta şeyle İstanbul ve Bursa alışverişi için. Çünkü mal alınacak. Tabii o da borçlu ama yapacak bir şey yok yani. Kredi kartları sağ olsun. Bu silecek dönüp dönüp duruyor. Ben acaba anahtarı çıkarsam durur mu? Durdu. Ama yani anahtarı çıkardım ama böyle kaldı silecekler. Şimdi diyecek bu sileceklerle niye oynadın? Diyeceğim yani ben yapmadım. Bazen böyle ikimizin de enerjileri çok böyle sinir şeyleri tavan oluyor ve çatışmamak için bazen ben alttan alıyorum, bazen o alttan alıyor. Yoğunlukta ben alttan alıyorum ama yapacak bir şey yok diyorum ya. İşimiz görürsün, günüm şu günü trafikten sakince çıkarak gidelim evimize, sağ salim işimize, çocuğumuza. Başka bir şey istemiyorum. -3 mü burası acaba? Kaç? Bilmiyorum. Hey, ha? Yok, onu demek istemedim. Ben resmini çektim de yine de şöyle kameraya da alayım. A05'teyiz. Yanımıza park eden şu Chevrolet Jeep amca çıktı, dedi ki engelli yerine park etmiş bu otoparkta hemen biraz önce. 1800 TL ceza yazmışlar. Ondan sonra zaten üst katlar hemen yukarıdan katlar şeydi, zincirliydi, ta aşağıya kadar gönderdiler, bir sürü araba vardı aşağıya. Evet, şimdi Mark Antalya'dayız. AVM burası. Antalya'nın merkezinde yer alıyor kendileri. Kahvaltı yaparız diye. P3'teyiz, onu da çekeyim de. Mavi kattaymışız. Kahvaltı yapalım. Burada Türk Telekom varsa Türk Telekom işini halledelim. Bu caddenin çıkışında hemen sağda ve solda Telefoncular Çarşısı var. Telefoncular Bulvarı. Oraya gideceğiz. Yusuf'un telefon işini halledeceğiz. İyi, AVM'de çok fazla kalabalık yok gibi. İnşallah yukarılarda sakindir. De facto vitrin falan değiştiriyorlar. Burada çıkış yok. Üst kattan çıkacaksın. -1 burası sayılıyor. Burası Migros'un aşağıya giriş yeri. Bir de oyun yerleri var aşağıda. Kitap şeyleri, standları koymuşlar. Oyun kartları falan da var. Şimdi Koton. Koton da benim gibi kırmızı beyaz yapmış. Benim gibi yalnız. Koton'da kendime şey diyorum. Lavaboya gelmişken girelim, ellerimizi yıkayalım. Yusuf yok, burada kahvaltı yapmayalım. Çarşıya çıkacağız. Bir üst kata çıkacağız yani. Kızlar, AVM'den çıktık. Annemin telefon saat işini hallettik. Benim modelim biraz daha büyük. Üst modelini aldım. Es sonra gösteririm. Aynen. Buraya dolaşacak mıyız? Çantalar. Burası böyle şey gibi, salı pazarı gibi düşünebilirsiniz kızlar. Her şey var, aradığınız her şey var. Özgüler. Ondan sonra piller, elektronik eşya, kulaklıklarından tutun da şarj kablosu. Ya işte bildiğiniz gibi bin bir çeşit. Aynı. Islak mendiller. Ne kadar mislikler? 90 lira. Gerçi diğer marketlerde de fiyatlar böyle çok hani. Arada şey yok. Şu müziğin olduğu yerden bir uzaklaşalım. Telif yemeyelim. Bana bir şey lazım mı değil. Bıçaklar aldım. Çok hızlı geçmeyeyim de. Sonra karışıklık içinde başınız dönüyor. Avokadolu kumbara. Tüy alıcı. Çok ilginç. Ama şundan var bende. Çok da rahat oluyor.
Şey, tüy alıcı, kıl alıcı. Kıl alıcı nereden çıktı ya? Tüy, bıyık toplayıcı. Ondan sonra cıma terlikler varmış. Burası hırdavat. Buraya hiç girmeye gerek yok. Çerçeveler. Ondan sonra ahşap raflar. Gidelim cam. Cam gider kapağı. Ay çok tatlı. Böyle ufak şeyler aslında şey gibi durmuyor ama evde gerçekten ufak böyle mesela düşünsenize giderin kapağı. Hoş böyle dekor olduğu zaman ne kadar tatlı duruyor. Yusuf hızlı yürüyor. Ben de ona yetişmeye çalışıyorum. O yüzden hızlı gidiyoruz kızlar. İşte bakım ürünleri, kozmetik falan filan çıkıyoruz buradan. Asıl işlerimizi daha tam halledemedik. Tripod buldu Yusuf bana. Çok büyük baş onun düşer ki ağır. Ona iki tane telefon, üç telefon bak. Üç tane telefon tak. Benimki şundandı. Benimki şundandı. Ben zamanında 100 lira almıştım bunu biliyor musun canım? Aynısı. Aynı ayak falan aynı. Şimdi 500 lira olmuş ya. Ama tabii o 5 yıl önceydi. Yılda bir kat yükselmesi normal. Haydi gidiyoruz. Meyveli kahve de çıkmış kızlar. Kırmızı meyveli kahveler çıkmış. İlginç. Benim gibi kahve sever biri için denenebilir. Şimdi daha hala kahvaltı yapmadık. Buluruz ama bir yer. Şurada böyle şey börekçiler falan vardı. Trafiği buyurun görebilirsiniz. Şimdi şurası Apple Teknik Servis'miş. Biz ne yapacağız? Bu telefoncuların caddesine bu telefon işlerini bir halledelim. Evdekileri de bakayım ne kadar satabilirim. Çünkü Türk Telekom dedi ki biz tamire gönderirsek orijinal bayisi yapar ve çok pahalıya mal olur abla dedi. Bize bir şey ismi verdi burada. Ekotek mi? Emotek diye bir dükkan varmış. Orayı bulun abla, o çok güzel dedi. Hem dedi buranın en iyisini tamirini yapan hem fiyat olarak da iyi alır dedi. Yusuf iPhone'lara bakıyor. 128 GB artık lazım ona mı? 8 Plus gibi bir şey olabilir. 11 olabilir. 11 Pro varmış bak mesela. 13 varmış. 15 Pro varmış. Evet, soralım bakalım ne kadarmış. İskenderli kahvaltı istiyoruz biz. Burada hep lahmacun, İskender. Flo'ya gidelim aşkım. Şimdi Yusuf'un telefonu artık yurt dışı olduğu için kimse almıyor. Hat takılamıyor çünkü. Benim getirdiğim telefonlarda çöp zaten. Yani Casper'ı hiç almadılar. Şeyi de Redmi'yi de 200 liraya sayarız dedi. 200 lira telefonu sayılır. Tamirini yaptırmak için 3000 lira dedi Redmi. Yani öyle. Telefonda da işimiz bugün yaver gitmedi. Şimdi Yusuf'a bir ayakkabı, spor ayakkabı bakmak istiyoruz. Erkek katına çıkacağız. Flo'dayız. Zaten benim uğrayacağım çarşı da burasıydı. Burada dövizciler falan da var. Gelmişken burada hallederiz. Kahvaltı içinde bir yer bulabilirsek. Bulamazsak da biraz aşağı ineriz. Ne diyorsun? Şeye doğru canım. Falezlere. Falez mi o çıkıyor yolun sonunda? Çoğu işimizi hallettik sayılır. Türk Telekom'da da görüştük. Hangi yolu izleyeceğimizi bize anlattılar. İşte şu anda mesela fatura bana yazılıyor ama hizmet alamıyoruz ya, internet yok evde. Onu dondurabilirsiniz, iptal edebilirsiniz. Sonradan talep edebilirsiniz faturanızdan. Onu kullanmanız internet düşüşünü yaparlar falan diye bilgi aldık. Onu arayacağım ben. Müşteri hizmetlerini aramam lazımmış. Öyle. Bir tek bu caddede işimiz kaldı. Ondan sonra dönüyoruz Allah'ın izniyle. Bilmiyorum canım, yazar orada. Spor, erkek, kadın spor diyor. Erkek kadın spor giyim midir, ayakkabı mıdır bilmiyorum. Çünkü evet, burada spor ayakkabı çeşidi yok. Yukarıya çıkalım. Oradan asansörle ineriz olmadı. Burada var ya, burada var. Bir şey yapalım. Bunlar şey gibi. Yok. Bunlar kış ayakkabısına benziyor daha çok. Nike'tan mı baktın? Nike, evet. Nike'tan bir ayakkabı baktık. 5000 liradan başlıyor. Boyner gibi bir yer vardı, oraya baktık. Orada da beğendiği bir model oldu. O da 3000 TL'ydi. Bilemedim, pahalı geldi bana. Daha mı yukarıda? Teşekkürler. Ya tamam, anlayabiliyorum. Ayakkabıdır. Güzel alınması daha iyi olur ama sırf bir markayı da temsil ediyor diye 5000 lirada bir spor ayakkabı bana çok fazla geliyor. Yani. Flo'da da güzel ayakkabı.
çıktık hatırlıyorum ben. Bu sene çıktık hatta. Asansörle de inmiştik. Vlog çekiyordum yine hatta. Hatta ve hatta. Sana gene ayakkabı bakmaya gelmiştik buraya. Hatta yaz günüydü galiba ve çok böyle İranlı müşterilerin olduğunu hatırlıyorum. Burası kaçıncı kat canım? Spor diyor aynen burası. Kinetics'in ayakkabılarına bakabilir. Flood'un kendi ayakkabıları da güzel oluyor. Bu da hoşmuş. Tamam bunlar da çok uygun değil. 1500-2000 ama en azından yani bir marka diye de şey değil. Şu gözü inşallah unutmam. Şöyle bir şey giymez misin canım? Baksana böyle çok hoşuma gidiyor benim böyle ayakkabılar. Tamam mı beğendin? Önemli olan bir de hafif olmasın bak bakayım. Ama havalar zaten soğuyor yani. Ben bunu bence sevmiyorum bak şu. Anladım. Şu kesim var ya. Sen bir de şuralarından hava alsın istiyorsun. Hı, iyiymiş anladım, elindeki. Şu güzelmiş. Onu bir dene varsa 42 mi giyiyorsun? Dolaşalım. Peki açık renk mi istiyorsun koyu renk mi istiyorsun? Tamam bu tabanları sevmedin. Şunlar kalın taban sevmiyor istemiyor kalın olmasın. Onu dene o zaman. Aha, evet. Demek istediğin onu alayım bak. Şimdi çabuk kirlenmez. Grisi var zaten Yusuf'un. Evet. Bir dene bakalım canım. 42. 41 var. 42 en altta canım. Ver onu bana en alttan çek. Alırız. Gerek yok. Dönsene öyle bakalım. Ha, şunlar nasıl? Onları beğenmiyorsun sen. Kalın topuk. Tamam dolaşalım. Size gezdiriyorum. Fiyatları görün diye. Aras 39 giyiyor. Seneye artık 40-41'e geçer. Yani ona da yetişkinden artık ayakkabı almaya başlarız. Bir tane tipi güzel bir ayakkabı görmedim. Tipi güzel bir ayakkabı göremedim aşkım da ama ne yapacaksın? Ya da bizim zevkimiz zevksiz. Bu kadar ayakkabın arasında bir şey seçemiyoruz. Olabilir yani. Ne kadarmış merak ettim. Şimdi tekstilciyim ya her şeyin fiyatı gördünüz mü? 750 TL bir eşortman altı. Ben çok çok uyguna veriyorum her şeyi. Sene inşallah güzel bir düzenleme gelecektir. Çoraplara bakalım. Lumberjack. Lumberjack. Güzel renkli ama kumaşı da güzel. 140 lira. Fena değil ama iki çorap için 140 fazla ama tabii ki ikisine fazla. Denemeyecek misin onu? Deneyeceğim. Tamam canım. Yukarıda ne varmış? Ama öyle diyoruz da bak burada şeyde de 3000 lira. 9'un markası bile yok değil mi? Ha Lumberjack'miş o da. Ha Nike mesela. Bakalım. Ama yine de burada Nike'ların modelleri bir tık daha uygun baksanıza. Yani orada 5000'den başlıyordu ama orijinal Nike mağazasıydı. Bir de yeni koleksiyondu. Eski değil. Ben şöyle oturayım biraz ayağımı dinlendireyim o dolaşsın. Oy. İyi sağlıklı günlerde sağlıklı huzurla kullan aşkım. Al terliğini de koy. Güzel. Al bakalım. Ya şey büyük durmadı. Sen böyle çok iri duran ayakkabıyı sevmiyorsun zaten. Hadi bakalım. Güle güle kullan. Ben şimdi aşkımdan bayılacağım artık gidiyoruz tamam. Şimdi merdiven aşağı inmiyor değil mi canım? Merdiven ineceğiz. Bir yerin merdiven. Buraya kadar zaten asansörle indik. Kasa ödeme 1'deymiş. Biz 0'dan çıkacağız. Evet, ayakkabı işini de hallettik şükür. Yani bu benim için gerçekten... Bu pantolonlar da yakışıyor bu ayakkabı. Evet, spor ayakkabı rahat oldu, güzel oldu. Ne kadar aldılar? Taksitli fiyatı 1800'e mi? 1850 falan geliyor. Taksitli fiyatıyla. Çanteler, çanteler. Ama annemin aldığı çanta gibi güzel çanta görebiliyor musunuz? Burada yok. Onunki çok tarzlı. Dün gösterdim ya size. Neyse, hadi kaçalım ya. Saat 12 ettik. Vallahi bir sürü daha işimiz var. Beef cheddar'ını söyledim ama öf çok kalori olacak galiba. Yanadı çünkü şey istedik. Peynir çubukları, soğan halkası falan. Bugün bayağı kaloriyi kudurttuk. Yemem burada şey yani daha doğrusu böyle fast food yemeyeceğim. Salata gibi kahvaltı tarzı bir şey olsun dedik ama bulamadık ya zaten. İşimiz de bitti sayılır. Artık dönüyoruz. Yemeğimizi yiyelim. AVM'nin üst katı da böyle yemek alanı. Aa Yusuf Bey gitmiş pizza almaya. Doymayacak herhalde bilmiyorum. Buradan da çünkü etli bir menü söyledi. Ben şimdi kahvemi bekliyorum. Aa, teşekkür ederim. Şekersiz miydi bunlar normalde? Tatlı oluyor ama istersen. Ha tamam tatlı oluyorsa yeterli. Teşekkür ederim. Sağ ol. Yok yok yeterli. Azıcık varsa yeter. Teşekkürler. Yusuf Subaru'ya gitmiş. Şurada boş masa var. İnşallah kimseye gelmeden biz hemen otururuz. Evet. Normalde buralar boş olmuyor çünkü. Ah yandım.
bir kahve içeceğim. Yani yetişir çünkü orada biraz yoğunluk var sipariş. Bir de pizza mı söyledin? Doymam mı diye düşündüm. Buranın pizzaları güzel oluyor ama. Küçük bir şey söyleseydin bari. Küçük söyledim. 180 lira. 180 lira mı? Evet. İnşallah peçeten var vardır. İnşallah vardır. Yoksa da şeyden alacağız canım. Şuradan. Dur ben alayım geleyim. Masaya kahveyi döktüm ama peçete bir yerde bulamadık. Menünün yanında veriyorlar. Ekstradan peçete hiçbir yerde bulamayınca menüyü ekleyeceğiz mecbur da. Oraya bakmayın. Kızlar bunun kahvesi çok güzelmiş ya. Sütlü köpüklü aldım ve 20 TL. Kocaman bakar mısınız? Yani öyle küçük bir boyda değil. Valla böyle yerlerde kahve içilebilir. Çünkü tadı çok güzel. Bak beğeneceksin. Normalde yüz çok kahve sevmez ama. Nasıl? Yumuşak içimli. Gerçi ben biraz kahvesini yoğun seviyorum ama. Olsun. Yani fiyatları gayet uygundu. 12 TL'den başlıyordu kahve fiyatları. Arbeit falan. Eğer giderseniz aklınıza olsun. Hani olur da benim gibi böyle kahve sevip içmek isteyen olursun. Şimdi menüleri bekliyoruz tabii ki. Bizimki kaç numaraydı ya? Bilmiyorum canım. Şiş bende değil. Vallahi üzüldün mü aşk? Üzülme ya. Olur öyle işte. İnsan yaşlanıyor yaşadıkta. Yusuf çok üzülmüş. Geç abi buyur abi. Geç abicim biz sana yol veriyoruz. Geç. Geç canım abi. Sen emektar bir adamsın. Geç. Hislerini alalım Yusuf Bey. Antalya maceramızda. Antalya maceramızda hisleri ben şimdi sana soracağım. Hiç sevmedim. Neyi mesela telefon seçerken seni selfie çektikleri zaman kendini beğenmediğin için mi bütün bu duygular? Yaşlanmışım. Yaşlandık canım oğlum Allah'ın emri. Önceden yandan profilde hep yakışıklı olurdum. Şimdi o kadar da doğal. Niye bu kadar kötü kokuyor bu bez? Hayır tam tersi. Oksijen kokuyor. Sana şimdi moralim bozuk ya. Özgüvenim de biraz sarsılma oldu. Her şey sana kötü geliyor. Ben de rujumu süreyim bari. Yemeğimiz yedik elhamdülillah. Arası da pizza yaptırmış babası. Biz zaten yiyemedik. Mide küçülmüş yani. Yusufçuğumun makasları alınacak. Telefoncular çarşısına geri çıkardınız aşkım. Buyur abi geçelim. Buyur abicim geçin yaya geçildiğinin önemi çok önemlidir. Telefon işte olmadı. Teknosa'ya uğradık. Teknosa'da da böyle bize böyle kötü markalar, kötü böyle bilmediğimiz real mi? Saçma real mi hayatım ilk defa duyuyorum. Tekno telefon ilk defa duyuyorum. Ne var? Geç. Söylemiştim trafikte gergin oluyoruz bazen diye. Şurada teknik servis varmış. Şu içeride teknik servisin altı gösterdiği yerde. Kontrol et canım. Makasın tane başına bile üretmeye 80 liradan almışlar. Toplam 8 tane makasın i̇şte vardı. Güzel olmuş. Şimdi dikkat elini falan kesme. Ses işte. Ne kadar aldılar bu kadar makasa? 560. 6 tane mi vardı? 7 tane mi? 8 tane mi? Kesmedim. Çok güzel bile üretmişler. Şimdi çat çat bunların hepsi yazacak. Saça çünkü yapışıyordu diyor kesmeyince. İlk güzel günlerde kullanacağını benim. Benim makasım neyse. Açık. Sürekli kullandığın makası mı? İşte. Berber için ayrılmaz şey makas. Kesinlikle. Bu bir tane ipe değsin bitti. İp falan kesilmeyecek. Kes. Bu sadece saç kesecek. Sadece saç. Bu kadar makasın hepsini kullanıyor musun peki? Hepsi fazlası değil mi? Gedik. Bazı akörlerin yere düşüyor. Ucu ölüyor. Anladım. Onu o ben yeniden. Tamam, ben yine de arkaya alayım bunu. Düşermişer bir yerimizi kesmeyelim. Şimdi bebişlerim gidiyoruz ya Antalya'dan artık çıkıyoruz. Burada işimiz tamam. En son olmadı diyorum. Bir umuttur. Belki Kemer'deki Türk Telekom'a uğrarız ya da bir telefoncu evet, bulursak. Türk Telekom bulursam şimdi. Ha Konya altında var. Doğru çıkarken Konya altında Türk Telekom var. Canım nasıl çay istiyor? Biz kuaför mobilyaları falan buradan almıştık. Zaten bu abiyle de burada tanışmıştık. Ondan sonra Yusuf bütün malzemelerini de oradan aldık dükkanı açarken. Onlar da ne heyecanlar ya. Hepsini videoya çekmiştim ya. Vlog da var. Berber dükkanımız açılışında mobilya alışverişi, malzeme alışverişi, benim butiğin alışverişi, butiğin hazırlığı. Vay be ne zamanlar geçmiş. Aşkım senin şimdi bu cumartesi doğum günün. Ve yemeğe mi gitmek istersin, bir program mı yapmamı istersin? Sana doğum günü hediyesi saat aldım, saatini kullanıyorsun. Şimdi bir de bağlantısını yapacak sadece telefonla. Yani uydurması lazım birbirine. Oh, sıcak yanıyor ortalık. Antalya çok sıcak var ya Allah'ım. Gerçi bizim oralarda sıcak değil mi muhtemelen? 28 derece diyor ama bence vardı gene 34 derece. Var. Değil mi? Rahat var. Güneş. Arabada gösteriyor mu derece? Gösteriyor. Araba 28 gösteriyor ama dışarısı güneşli daha sıcak. Burası artık
merkezdeyiz hala. Daha çıkışa gelmedik. Saat kaç ettik ya? Ben öğlene yetişiriz dedim de 1:30 oldu. Yetişmedi. Ondan sonra her yer inşaat. Trafik, araba, kalabalık. Şimdi biraz Konyaaltı'ndan sonra sakinler artık çıkışa doğru gidince. Yollar. Çiftçioğlu market. Annem arası almış, kahvaltısını yaptırmış. Araç şu anda restoranda. O yüzden galiba biz de direkt dükkana mı yok, arabayı bırakırız. Ondan sonra evde bırakacağımız ne var? Telefonları falan bırakırız. Üstüne ayakkabıları, terliklerini bırakırız. Terlikleri giyeceksin. Kıl battım, bu bitti artık. Ha, sen bunu işe giymek istemiyorsun. Ya, iş olur mu? Anladım canım. Bunun içine kısası keseyim ya. Bir daha kılları çıkaramazsın. Durmadan ayağına kıl batar artık. Çok giysen bile. Evet. Terlikle devam et. Bir de terlikle yazın rahat oluyor. Yıkıyorsun terliğini, ayağını yıkıyorsun. Spor ayakkabılarda zor oluyor ya. Ya da dışı böyle deri gibi, yüzü içine kıl çekmeyecek bir kumaş ayakkabı lazım. Yani kumaşı öyle olan bir ayakkabı lazım ki. Yani spor ayakkabı da çalışanı ben tahmin edemiyorum. Kaşınır durur ya insanın ayakları. Berberlik de kolay bir iş değil. Neyse. Bir evletmeyi de hallettik. Yusuf'un işleri halloldu. Benim işlerim pek halli olmadı. Benim de bir iki işim vardı ama olsun, sağlık olsun. Her şeyi de vardır bir hayır. Kızlar biz dükkana geliriz. Çok oldu da sizin kameranız yine. Ben de bıktım. Siz de bıktınız biliyorum. Ama daha net bir görüntü. Gerçi ışık aslında arkamda kaldığı için çok da iyi bir görüntü yok ama idare edin. Şimdi şuradaki askıları toplayacağım, poşetleyeceğim. Çok çünkü yer kaplıyor. Bir hem de dökülüyorlar, kayıyorlar. Kızlar buradaydı. Çiğdem, Melek. Çiğdem işten çıktıktan sonra geldi. Çiğ börek yediler. Annem çiğ börek yaptı. Sonra kahve falan içtik. Gittiler. Ben de şarjım yoktu. Telefonu şarj doldurdum. Yorulmuşum bugün. Erken kalktık ya. Orada da yürü yürü 5000 adım atmışız sadece Antalya'da. Şimdi annemin müşterisi var. Annemin saatini göstereceğim size. Açtık kutusunu. Annem beğendi rengini falan. Yani kordon rengini falan. Şarjı hiç yoktu kutudan açtığımızda. Şimdi şarj dolmuştur. Onu telefonla eşleştireceğim. Bağlantılarını falan yapacağım. Ayarlarını işte saat maat. Ondan sonra annemin koluna takacağım. Akşam saat hem çağrı oluyor cevap versin diye. Saat şu. Sadece benimkinin biraz daha gri koyu ve bu bir model üstü benim saatten. Biraz daha pahalıydı. Neredeyse iki kat fiyatıydı. Neyse olsun. Ellerime de şu Meloş'un getirdiği balya kremden sürdüm. Yumuşacık yaptı. Tırnaklarımı biraz törpüleyeceğim. Biraz oje falan süreyim istedim. Süsleneyim. Size şöyle tekrar alalım. Tamam kızlar. Kızlarım. Gelin bakalım şöyle. Parfümler sizi kapatmasın. Bunları kaldırayım, şu araya bir yere sıkıştırayım. İnsan da azıcık enerjisi bitti mi? Fazladan ekstradan hareket etmek istemiyor. Allah şunun askıları düzelsin de. Yusuf'un üst katta tuvaleti yıkadım. Ondan sonra yukarıda biraz kıyafet falan baktım hani. Dışarıdaki askıda uygun reyonlardaki ürünlerin bayağı azaldı. Oraya biraz takviye yapmak istedim ama genelde bayağı böyle şey yazlık elbiseler. O yüzden çıkarmaya gerek duymadım. Şey yaptım. Gömlek varsa gömleklere baktım da gömlekler de işe yaramaz. Yani işe yaramaz derken gömlek yok doğru düzgün. Zaten hepsini indirmişim. Göz kapaklarım ben sabah bir renk sürmüştüm. Bak ışıkta gözüküyor. Su müşterisi var. Ben aslında buraya saçım maçımı taramaya geldim. Şimdi tarayayım, toplayayım. Aras daha iyi. Arkadaşıyla oyunlar oynadılar işte. Pizza yaptırmıştık ya Aras'a. Onları yediler beraber. Şimdi kapının önünde oturuyor. Diyorum gel şu babanın yerdeki saçlarını süpür, yardım et. Saçımı artık yavaş yavaş boyayacağım. Rengi seçmem lazım. Kararsızım. Yani yine böyle siyah koyu bir şey mi yaptırayım? Yoksa aralara biraz böyle açık renk balyaj attırıp
o beyazları ama daha erken herhalde ya, açık renk saç için beyazları kapatmasından ötürü o saçı kullanmaya daha erken diye düşünüyorum. Yine topuz yapacağım. Bugün sabah saçlarımı taramış mıydım hatırlamıyorum. Böyle masaj gibi geliyor, iyi geliyor bana. Antalya diyorum, insanı yoruyor. Ha? Ne kadar olması, bir yola git gel, orada adım atıyorsun, oradan oraya, oradan oraya. Bir de sıcaktı. Biz dönerken bile klima çalıştırdık, biliyor musunuz? Efendim? İkine görüşüyorum. Abi, Kadir abi. Melek küpelerimi çok beğendi. Çalışıyorum abi. Gel abi. Yok abi, sen sana demedim. Ya müşteri hep saçını yıkayacağım da abi. Ay, masaj gibi. Abi şu anda 3 kişi var vallahi. Bir de fırıncı var, 4 kişi. İstersen müsait olursan sana telefon açayım, yoksa yarına mı yazayım? Böyle ne kadar yoktuk ya, saat 3 gibi buradaydık. Müşteri birlikte. Tamam abi, görüşürüz hatta da. Hepsi üst üste. Vallahi bilmiyorum dostum, işin evine götürmedim, bir şey demek ki nasıl. Yalan söylemiş oldum. Hemen sana telefon açarım. Görüşürüz. Zaten saat kaç? Saat 6. 9'a kadar 4 kişi anca tıraş edersin aşkım. Yetiştiremezsin bugüne. Diye düşünüyorum. Şimdi arasa diyorum, dedenle git, deden hazır gelmiş. Benim pederim de burada, annem orada çay içiyor. Git diyorum. Diyor benim evde internetim yok diyor. Nasıl? Dinlensin hayatım. Niye internete girdin zaten? 650 lira internet alacaktık. Yok yok, gerek yok. Biz ekstradan şimdi artık internet şeyi arayacaktım bu arada. Telefon açtın sen onu. Dur onu arayayım, oturduğum yerde. Boş kalamadım ki, 105 dakika boş kalamadım. Saçımı taradım. Makyaj yapmayayım ya, bugün böyle takılayım. Acıktın mı? Nasıl acıktın, benim daha karnım kocaman şiş midem. Çok acı bir şey. Ağrısından şey oluyor midem. Açlıktan. Bilmiyorum ne olduğunu da, midem ağrıyor çok. Kaç saat? 2'de yedik yemek. 4 saat oldu ama gerçi acıkmış olabilirdi. Kahvaltı da yapmamıştık ya. Dünürler oturuyor, çay içiyorlar. Ben annemin saatine geçeyim. Aras kuzu burada. Arkadaşıyla biraz oynadı, enerji attı. Saç rengime karar veremedim dediğim gibi, böyle balyajımı yaptım ama balyaj için yaştan dolayı da daha erken yağmış ve. Şimdi size niş komut saatini göstereyim. Göstereyim. Şimdi. Şöyle bir renk. Arkası biraz bizimkinden farklı. Bir üst modeli olduğu için biraz daha da ağır. Şöyle yan yana gelince. Ekranlar galiba aynı. Benimki bayağı yıprandı kenarlarını, görüyor musunuz? Sağa sola çarpa çarpa sürtüne sürtüne. Kordon rengi de bir tık daha koyu. Ama genişliği falan aynı. Güzel bir saat. Yani taksitle ödeyeceğiz. Fatura ek. Benim çünkü kredi şeyim yüksekti, puanım. O yüzden böyle cihaz falan lazım oldu mu benim üzerimden çekiyoruz. Aylık faturası gelince onlar ödüyorlar. Şimdi bunu telefonla eşleştirmek için önce telefon ayarlarına bir girmemiz lazım. Bluetooth bağlantınızı kontrol edin diyor. Adımınız sıfır diyor. Güzel, güzel özellikleri var. Kalp ritmini ölçüyor. Lütfen bağlantınızı, hava durumu varmış. Şey yapın diyor. Hava durumu için lütfen diyor şey ekleyin diyor. İnternete bağlanın, hava durumunu gösteririm diyor. Bunda hava durumu var mı ya? Bende hava durumu yok ama, değil mi? Bakayım, aa varmış. Çam yuva 7 iyi, aa varmış valla. Çam yuvada saat 7'yi 5 geçe güneş doğuyormuş. Şu anda 27 dereceymiş hava. 6'yı 20 geçe de güneş batıyormuş. Şunu halledelim ama bunun özellikleri daha çok sanki. Bakacağız şimdi. Bakalım. Telefon bağla, wifi bağla. Tarihi 2023 gösteriyor. Üretim tarihi herhalde 2023 ya, fabrikadan çıkış tarihi. Hadi bunu halledelim, Selim Sultan'a teslim edelim. Beğendi ama annem genel olarak, hoş. Rahat hafif böyle. Anne telefonun nerede? Müşteri dolaşıyor benim orada. Ben bunları alsam götürsem, kendi dükkanımda eşleştirsem ve müşterimi görsem nasıl olur? Bence hiç de fena olmaz. Bu telefonu da öyle yapmıştık geçen sene. Türk Telekom'dan benim hattın üstüne almıştık. Şimdi bitti onun faturası, bir yıllıktı. Şimdi Yusuf ışığı açmış, o taraf ışığı açmış, ben de açayım ışığımızı. Gerçi daha erken ama yine de sanki bir tık karanlık olmuş gibi. Heh.
Ay. Hop, bismillah. Ay, kameraya bastım, hıçkırık tuttu. Ana. Şu şişeyi ben bir atayım. Geliyorum gidiyorum, bu şişeyi görüyorum, canım kola istiyor içmek. At şunu gitsin, çöpler dolmuş, çöpler atılacak. Şimdi şu biraz su içeyim, hıçkırığım tam geçsin. Yusuf'un şu tezgahını temizleyeyim. Şu yeri süpürdüm de diğer tarafta biraz tüyler kalmış, onları şey, saçlar. Bugün ödev yokmuş. Arasında sınıf arkadaşı buradaydı ya, oyun oynadılar. Ödev öğretmen bugün vermemiş. O yüzden içim birazcık rahat. Ki eğer ödevi olsaydı da onu da yapmasa ya da yapmadan okula gitseydi o da üzerdi beni. Şimdi kızlar şöyle şurada bir toparlayalım. Yusuf markete gitti. İndirime bir şey mi düşmüş? Ne olmuş? Müşterisi şey dedi. Tonik mi? Bir şey. Gene Migros'ta indirime düşmüş. Ona bakmaya gitti. Gel beraber gidelim dedi. Dedim oldu. Sen de yoksun. Ben de yoksun. Bizim dükkanlara kim bakacak? Çikolatayı kim vermiş? Ona buraya koymuş. Yemez çikolata şeyi, yoksa yemez. Böyle suların hep yarım yarım. Hep yarım yarım. Ay ay ay. İzleyicim birinin bir dolandırılma hikayesi varmış. Salatalık falan koymuşlar karbon paketine. Dolandırılmış yani. Bir izleyicim de yazmış ki Nigar'cığım ben dolandırıla artık şey kitabını yazarım. Çok fazla dolandırıldım yazmış. Vay be, demek yalnız değilmişim bebişler. Vallahi bebişlerim benim. Ay. Ne yapacaksın? Kabullenip devam edeceksin yoluna. Bu ne şimdi? Bu tıraş kolonyası ama bitmiş, onu atacağım. Sonra da bana diyor kutularımı niye attın? Ben de onlara bir şeyler doldururum. O yüzden korkuyorum burada da bir şeylerini atmaya, boşalan şeylerini ama. Yüzü adası yapmış. Şu elimi değdirmeden atayım. Ha, buranın işi de bu kadar. Saat 9 oldu, iş bitti. Kız ne oluyor? Korktum. Beni bağırtıyorsun, dışarıda da esnaflar var. Oje rengim böyle oldu. Biraz taşırdım ama o sorun değil. Sonra silinir. Ayaklarıma da sürdüm. Biraz bakımlı olalım dedim. Meloş dün Antalya'ya gitmiş. Lazer epilasyona. Onun epilasyoncusu, lazercisi orada. Her tatile geldiğinde böyle şeylerine gidiyor. Seanslarına gidiyor. Ve gitmişken de güzellik salonu gibi herhalde bir yer. Tırnaklarına da kalıcı oje kırmızı yaptırmış. Öyle görünce çıtı pıtı imrendim. Hoşuma gitti. Ben de kendime kırmızı ojesi, bordo oje sürdüm. Şimdi bir izleyicim de demiş ki Nigar'cığım kanalımda böyle zayıf çıtı pıtı hanımları çekme. Çünkü herkesin galiba anladığım kadarıyla fazla kilosu. Herkesin demeyeyim de yani bayağı şey, benim gibi fazladan kilodan şikayetçi olanlar varmış galiba kanalımda. Ha kızlar, vereceğiz. Şu anda mesela canım bir şeyler yemek istiyor. Evde ne var biliyor musunuz? Tavuk sote. Of, çok da severim. Dün kayınvalidemler yapmış. Bir tabak dolusuyla göndermişler. Bu akşam yemeğini o var. Ondan sonracığıma, benim kızlarıma söyleyeyim. Neler var söyleyeyim size. Başka menümüzde ne var? Mantarla şey, tavuğu çıkardım. Bir türlü kısmet olmadı. Tatlı var. Dünden götürdüğümüz tatlılardan biraz ağızlarını atıştırdı bizimkiler. Sonra gerisini dolaba koydum. Sonra annemden götürdüğüm fırında şey var. Fırında sebze var. Şunu yıkayacağım. Şunu şöyle koyalım. Çim ucunda ıslattık ama yapacak bir şey yok. Şurasını yıkarız şimdi. Şuraya da şimdi sıçalarız. Lavaboya da sprey sıkacağız. Annemin de masası var. Yarın bu kadar erken gelmeyeceğim çünkü ayaklarım ağrıyor. Bugün de yoruldum. Bayağı da adım attık ya. Ayak ağrısı hissediyorum şu anda.
Ve benim için iyi bir şey değil bu. Varislerime sona vuruyor ağrısı. Ondan dolayı dikkat etmem lazım. Yarın biraz dinlenirim. Arası da okula yollarım. Ay şurada saç olmuş. Şurayı da süpürelim. Biraz derlendi, toparlandı. Hikayeme göre. Bayağı ben bir köpürteceğim galiba. Buraya bir tane sünger alayım ben. Süngerle köpürt köpürt güzel olur. Bir düşünmekteyim. Kaldım geçinemedim. Zaten beni hiç sevemedin. Yalan değil. Bu aralar dilime bu şarkı dolandı. Güzel değil mi? Duymuşsunuzdur mutlaka. Bence. Yapışkolar. Meloş'la bugün gene terapi, terapi, terapi. Biz onunla var ya çok konuşuruz. İkimiz de konuşmayı seviyoruz. Bir araya geldik mi biz onunla. Çok derin konulardan konuşuyoruz ama böyle yani şey gibi değil, dedikodu yapalım. Aman birisi ne yapıyormuş, kimsenin hayatını konuşalım. Hayır öyle değil. Biz bayağı böyle her konudan filozof gibi fikirler, övgüler, ondan sonra birbirimizi araştırmalar. Yani bize iyi gelecek şeyler, yararsız şeyler asla konuşmuyoruz. Çocuk yetiştirmeden tutun da işte evliliklerdeki dengeler. Çok faydalı bilgiler yani. Beyin fırtınası resmen. Sonra da diyorum ki Melek'e diyorum ki Melek istersen farkında mısın? Bir araya gelince çok düşünüp çok konuşuyoruz dedim. Çok derine iniyoruz dedim ve gülüyor. Ah kaynar su açılmış. Bence eski haline göre gayet iyidir. Ne düşünüyorsunuz? Fazla suyunu da alayım. Aynayı da şimdi kurulu içe sileceğim. Tabii. Eski haline göre gayet temiz oldu diye düşünmekteyim. Şöyle ıslak bezle sileyim. Üstünden de kuru bezle geçeyim. Ne olacak ki? İşte bir şey olmaz. Şimdi hoş bir şey olmaz dediyse olmaz. Şunlar kurusunlar öyle kaldırıyor. Düşmesen mi acaba? Şurada birazcık saç var. Bunları sileceğiz. Şey süpüreceğiz. Berber çırağıyım ben resmen. Berber çırağı, çırağı geldi. Ne yapayım, yoruluyor benimki de işte yardımcı oluyorum. Ayaklarım ağrıyor akşamları bir. Tabii eski yoğunluğu kalmadı. Yazın. Yazın tabii double çalışıyorduk. Şimdi artık öyle bir müşteri şeyi yok. Öyle müşteri yoğunluğu yok. Yusuf'un sezonda normalde burada 3-4 kişi sırada bekliyor olması lazım. Ya yok, kimse kalmadı. Ellerimanların hepsi gitti. Ne yapacağız? Bir yandan da artık gerçekten bitsin istiyoruz ya. Ne yalan söyleyeyim. Şuraya assam çok mu kötü durur? Kötü durur biliyorum ama ne yapayım yani. Kurusun. Şunu da kurulayalım. 9 gibi de artık gideriz biz. Eğer müşteri olmazsa. 9-9.30 gün 10 gibi geldik. Müşteri vardı çünkü. Hem Yusuf'ta vardı hem bende dolaşanlar vardı. Aha, bunu da yaptık bebişler. Bebişler, bebişler. Emoş'la konuştuk biraz, yarım saat. Canım benim. Minnoş'um. Diyorum ki YouTube çek. Bak ben de geleceğim diyorum. Beraber YouTube çekeriz. Bir düşünmeye aldım onu da, dur bakalım. İnşallah çekecek. Yoğun ısrar üzerine siz de yazın. Gidin şimdi şanslı anne Emoş'un son videosuna yazın. Son artık kaç ay önce attı bilmiyorum videoyu da. Ay olmamıştır da gerçi. Bastırın yani kızlar. Gel Emoş gel diye bastırın. Küçük bir sünger parçası buldum ve onunla köpükledim burayı. Aferin bana. Şunlara kireç çözgü lazım. Çünkü şey. Kireçe baksanıza şuna. Foşur foşur temizlik de yaptık. Özünde daha siyah bu lavabolar. Gri gibi duruyor kamerada. Özünde kapkara. Evet. Şunu da asalım. Bunu bu sefer dışarı asalım. Şunu atalım.
küreyle süpürelim. Silmeyi de yarın sabah beyefendi yapsın artık. Beyefendi. Bakın işte böyle. Kimsecikler yok. Sadece esnaf var. Burada da kimsecikler yok. Annemin müşterisi var. Yavaş yavaş artık gidebiliriz. Yusuf'un Şükrü abi aldı. Hoparlörü açtı. Şükrü abi. Seviyor müziği adam. Şurayı da süpürelim de yavruşkalar. Şu havluları da atalım kirliye. Şu çöpler boşalacak. Çöpleri boşaltacağız. Bu elbise de bol oluyor gitgide bana. Sanki 20 kilo vermişim de gitgide bol oluyormuş ama fark ediyorum. Sürpriz yapacağım size. Vereceğim o kiloyu. Canım bir şeyler yemek istiyor. O soteyi yemek istiyorum. Dolaptaki sote. Ama yemeyeceğim. Yemeyeceğim. Ay düşme. Şurayı da şöyle güzelce bir sileyim. Değil mi? Artık el atmışken buralara. Sonracığıma içimiz rahat olsun. Şöylemesine. Şu cam sildi. Bak kaldıralım bir deterjanların yanına. Şöylemesine. Bunu da yıkarız şimdi. Şimdi şuraları yıkayalım. Yerlerden bir yerleştirelim. Fırçalarım burada, buradaki fırçalarımı yıkadım da evdeki fırçalarımı da yıkamam lazım. Evde makyaj fırçalarım yıkanacak, beni bekliyor. Şu üç prizi geri buraya koyalım. Şimdi burada üç yol olduğu için eskisi kadar çok sık silemiyorum. Nemlendirmiyorum burayı. Normalde zaten dolu oluyor buralar. Aletlerini falan takıyor. Tıraş makineleri şarja takıyor. Fişi mişi. Şunu kapatabilir miyiz artık? Kapatabiliriz. Bye. Sunny. Sunny mi bu? High level değil mi bu Sunny? Demek ki markaları birleştirdiler. Olabilir. O da olabilir. Gel bakalım benim bu yazki yol arkadaşım. Fırça ve kürek. Beraber çok yollar aldık seninle. Gel şu son görevimizi yerine getirelim de. Görev değil bu aslında. Bu yardımlaşma. Şimdi yiyecekler olacaktır. Öyle yazanlar oldu çünkü bana. Niye Yusuf'un işini yapıyorsun? Niye bu kadar kendinden ödün veriyorsun? Bunlar ödün verme değil kızlar. Bir şey anlamak lazım. Yani destekleşmek lazım. Hatırlıyor musunuz? Benim dükkanım açılırken Yusuf Usta nasıl ustalığını konuşturdu. Bütün fedakarlığıyla elinden gelen her şeyi yaptı benim dükkanım için. Yani bu karşılıklı. Bu benim senin yok bu arada. Bu bizim yani. Bu ekmek teknesi de bizim. Orası da bizim. Ben öyle düşünüyorum. Böyle ızmaritler, her şey bir yerde. Yani benim zoruma gitmiyor yani, çok da siz de şey yapmayın, bence onu, hani onu yazanlara söylüyorum. Çok da kafaya takmayın. Kocamla yardımlaşmak bana göre sünnet gibi geliyor yani. Bence asıl olması gereken de o. Yani benim için endişelenmeye gerek yok. Var öyle yazanlar da, o tekrar söylüyorum. Hani onlara istinaden söylüyorum. Yoksa ki tabii ki birbirimizle destekleşmemizi destekleşmemizi normal karşılayan ve öyle olması gerektiğini düşünenler çok fazla kanalımda, ama yani benlik bir şey yok. Karı koca bugün o benim dükkanda bir şeyler yapar. Ben yarın onun dükkanda yaparım. Ama da burayı da bitirdik. Haydi. Ben ne yapayım biliyor musunuz? Bayağı da uzun oldu bence bugünkü video. Bunu kapatayım. Hatta oturayım burada montaj yapayım. Sönre'de hatta yetişirse yüklemeyi de yapayım. Hatta şu şeyin alıcının yanına koyayım. Hızlı bir şekilde. Hop. Videoyu da yükleyeyim. Yarınki videoyu da hemen açayım. Hazırlayayım. Öpüyorum sizi. Görüşürüz. Yarın evde olacağım. Dinleneceğim. Belki kendime iş çıkarmazsam yarın vloga geç başlayabilirim. Belki hiç çekmeyebilirim. Bakarım duruma göre. Öpüldünüz. Bay bay.